Adem Bulut İnşaat'ın sunduğu akşam sporu başlıyor. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Akşam sporuna başladık. Bugünkü konuğumuz avukat Kasım Göçer. Haftanın son akşam sporuyla karşınızdayız. Bu hafta oynanacak maçları ele alacağız ve Konyaspor'un pazar günü oynayacağı Sivasspor maçına değineceğiz. Evet Kasım Göçer, hoş geldiniz. Hoş bulduk öyle. Nasıl gidiyor? Adliye de açıldı. Arabuluculuk işleri nasıl? Diğer işler nasıl? Var vallahi mı? Valla işte koronavirüsten sonra ufak ufak hareketlenme başladı ama adliyede yoğun güvenlik tedbirleri, sağlık tedbirleri kapsamında işler yürütülmeye çalışılıyor. Haliyle koronavirüs öncesindeki tempo yok. O yoğunluk yok. Yani biraz ağır aksak da olsa işliyor. İşte hakim savcıların tayin dönemleri var. Onlar da duruşmaları etkiliyor haliyle. Yani adalet zaten yavaş işliyordu. Koronadan sonra iyice yavaşladı. O mesajı da verdik diyelim. Başlayalım isterseniz. Başlayalım. Önce Konyaspor'dan başlayalım mı? Daha sonra genele bakarız. Programın sonuna tamam, diğer maçlara bakalım. Tamam, Konyaspor'dan başlayalım. Bütün hafta boyunca konuştuk zaten. İnşallah hatalardan ders çıkartır takım. Şengelya'dan bahsettik, Bayiş'ten bahsettik. Güzel oynadık ama bitiremedik, yenildik. Onlardan bahsettik. Birlik beraberlik ortamı kuralım dedik hafta boyunca. Kaos ortamı oluşturmayalım. Konyaspor'u ligde tutmak için elimizden geleni yapalım dedik. Hatta dün futbolculardan Selim Ay'da ona benzer bir paylaşım yaptı. Birlik vakti gibisinden. Bir olalım, beraber olalım gibisinden. Zaten Konya şehri bir oldu, bütün oldu. Böyle devam ediyor. Hiçbir şekilde kaos ortamı oluşmuyor. Hiçbir şekilde yıpratıcı hareketlerde bulunulmuyor. Ve böyle de devam edecek gibi ligin sonuna doğru. Süreci nasıl değerlendireceksin? Artık pazar gününe çok az bir süre kaldı. Sivasspor maçı var. Sivasspor da artık şampiyonluk mücadelesine girecek gibi. Onlar için daha evet, da önemli bir Denizli süreç. Maçını kazandı. İddialarını ortaya koydular. Şimdi Konyaspor açısından 2 hafta zor olacak. Biri Sivas'la oynuyor, diğeri Beşiktaş deplasmanı. Şahsi kanaatim bu 2 deplasmanda ne kazanırsa kârdır. Yani burada 3 puan, 6 puan, 1 puan herhangi bir analizi yapmayacağım ama burada 2 puanı bile ben kâr gözüyle bakıyorum. Bir diğer nokta, önümüzdeki 2 hafta içerisinde ligin aşağı tarafının belli bir şekillenme yaşayacağını, hatta kopma olabileceğini düşünüyorum. 4 takımın kalabileceğini düşünüyorum. Şimdi fikstüre şöyle bir bakacak olursak Konyaspor, Sivas ve Beşiktaş deplasmanlarında oynayacak. Yani 2 puan, 3 puan bile Konyaspor için iyi puan olur. Kayseri'ye bakıyorum. Önce Gençler Birliği ile içeride oynayacak ve Sivasspor'la deplasmanda oynayacak. Gençler Birliği garantilemek için, kendini garantiye almak için, garanti altına almak için maçı bırakacağını düşünmüyorum. Yani buradan Gençler Birliği'nin puanla ayrılacağını düşünüyorum. Ankara Gücü'ne bakacak olursak Başakşehir ve Trabzon'la oynuyor ki bu iki maçtan da bana kalırsa puan çıkarma ihtimali oldukça zayıf. Burada bana göre Konyaspor'un en büyük rakibi Göztepe. Yani ben Ankara Gücü'yle Kayseri'nin çok fazla bir şansı olduğunu düşünmüyorum. 2 haftalık periyotta rakiplerin hepsi zor maçları var. Konyaspor'un da zor maçları var. Ve üstteki takımlar maçlarını kazanması durumunda muhtemelen bir kopma olacak. Ve aşağıda 4 takım kalacak ve 4 takımın 3 tanesi küme düşer. Burada Ankara Gücü'yle Kayseri Spor bana göre küme düşmenin büyük adayı. Malatya ile Konyaspor da küme düşmeme adına bir rekabet içerisine girecek. Malatya'nın maçına baktığımızda içeride Göztepe ile oynuyor. Şu ana kadar Malatya bir düşüş içerisinde ve durumu bir türlü toplayamadı ve psikolojik olarak da Kasımpaşa'ya yenildikten sonra o moral artışını sağlayamadı. Göztepe maçı Malatya açısından bana kalırsa oldukça önemli. Eğer bu Malatya Göztepe maçını da alamazsa artık bu tamamen bir düşme psikolojisi içerisine girecektir ve Konyaspor'un lehine bir durum oluşacaktır. Ancak Göztepe'nin ligde hiçbir iddiası yok. Yani ne kadar asılır maça, bırakır mı, nasıl bir maç olur onu kestiremiyorum.
Kasımpaşa'ya bakacak olursak, hani aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum. Fenerbahçe ve Gençler Birliği ile oynuyor ki Fenerbahçe ciddi bir rakip olarak artık bana kalırsa değerlendirilemez. Yani Trabzonspor'a kupa dayelendi. Bir moral bozukluğu var. Hocası yok. Yani Fener maçları zor maçlar. Diğer takımlar için çok zor maçlar bana kalırsa olmayacak. Yine yukarı hatta hemen üstümüzde Rize var. Antalya deplasmanı ve Denizli ile içeride oynuyor ki en az bir 3 puanla tamamlayacağını düşünüyorum. Eğer bu şekilde favoriler üzerinden düşünecek olursak, maçlar sonuçlanırsa 2 hafta sonunda biz bir üst grup, bir kalınca bir orta grup ve aşağıda dörtlü şeklinde bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğimizi düşünüyorum. Biz o ateş çemberinden çıkabilir miyiz 2 haftada? Şimdi Sivas var, Beşiktaş var, ondan sonra Rize maçı var. Eğer Sivas Beşiktaş fikstüründen 3 puanla çıkarsa, 2 maçtan bir tanesinden 3 puan alırsa Konyaspor derin bir nefes alır. Ama kötü senaryodan devam edelim. Bu 2 maçtan 1 puan ya da 0 puanla ayrılacak olursa Konyaspor'un mutlak ve muhakkak bir şekilde Rize ve Gaziantepspor maçlarını kazanması gerekiyor. Onu kazandıktan sonra yine zor bir periyoda giriyorsun. Bu sefer Başakşehir-Trabzon ikilisiyle oynuyorsun. Sonra Alanya bitiyor. Yani. Sonra Alanya maçı, hadi bir şekilde aldığını varsayalım Alanya maçı. Yani puan barajının 36'ya kadar çıkacağını düşünmüyorum. Şunu da ekleyeyim. Alanya şimdi finale kaldı. Büyük ihtimal finali kazanırsa Avrupa'ya gidecek. Bu bırakır. Sonra ligi bırakır. Aynı biz ikinci dönemde şey yapmıştık ya. Trabzon kupayı alırsa ligden geliyor. Final oynayan gitmiyor galiba. Statüyü değiştirdiler. Ama işte, hayır o maça odaklanıyor. Trabzon'u elemek için odaklanır Alanya. Hı-hı. Ama kupayı alırsa finali, ligi bırakır. Finali götürmek için işte. Bir ay sonra mı oynanacak? Ne zaman oynanacak? Tam bilmiyorum. Oraya hazırlanır. O finale hazırlanır. Ya son bence. Maça durumu sakat belli olur. Yani Alanya'nın işte Avrupa kupalarına katılıp katılamayacağı meselesi belli olur. Yani son maça Konyaspor'a iddiasız gelebilir. Bu evet. Belki Konyaspor için Alanya ile daha önceki haftalarda oynamaktansa son hafta oynamak Konyaspor için bir avantaj olabilir. Yani ununu eler, eleğini duvara zaten asar. Zaten final oynar büyük ihtimal. Ya oynar ya oynayacak olur. O vaziyette Konya'ya gelirse son maçta Konyaspor'un yine maçı kazanma ihtimali oluşur. Bu pozisyonda 3 tane alınabilecek maç var. 3'ünün de alınması durumunda içerideki 3 maçı. 9 puan yapıyor. 35 bırakır mı? Bırakabilir ama dediğim gibi %90 bırakır. Rakip Malatya. Hani burada Konyaspor'un en önemli rakibi Malatya. Malatya'nın toparlanmaması gerekiyor. O düşüşe devam etmesi gerekiyor. Birinin gelip Malatya'ya can suyu vermemesi gerekiyor. Umarım Göztepe ve Fenerbahçe Malatyaspor'a bir can suyu vermezler. Çünkü gidişatı çok kötü gözüküyor. Konyaspor'a gelirse Konyaspor aslında Gençler Birliği maçında oynadığı oyunla ümit verdi ki bu hafta içerisinde senin yaptığın programlar ve daha önce pazartesi günü bizim yaptığımız programlarda herkesin üzerinde mutabık kaldığı konu buydu. Konyaspor oyun olarak kötü değildi. Konyaspor iyi oynadı fakat yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Bu sebeple sonuç elde edemedi. Evet. Oynanan futboldan dolayı bir ümidimiz var. Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında puan alabilir, puanlar alabilir şeklinde ama İş yine dönüp dolaşıp ileri hatta yakalanacak olan pozisyonların gole çevrilmesi noktasına bağlanıyor. Eksikler vardı. Eksikler giderilecek. Skubic geliyor. Ömer Ali geliyor. Belki şunu yapabiliriz. Konyaspor nasıl bir kadroyla çıkar veya ne tür bir taktikle oynamalıdır Sivasspor karşısında? Oynayacağı taktik ve Bülent Hoca'nın kafasındaki taktiğe göre kadronun da şekilleneceğini düşünüyorum. Senin görüşünü çok merak ediyorum Kasım abi. Yorumcularımız hafta boyunca 4-2-3-1 taktiği üzerinde durdu. 4-1-4-1'den ziyade 4-2-3-1'e dönelim dendi. Hatta programların çoğunda yorumcularımız Milosevic ya da Ömer Ali'yi forvet arkasında başlatalım 4-4-2 gibi olsun diyenler de oldu. Biraz daha o tarafı kreatif kullanalım. Zaten Skubiç'te Ömer Ali geliyor. İleride çok tutmak için zaten Murtada da yok ya. İleride çok görülmek için Milosevic ya da Ömer Ali'yi forvet arkasına değerlendirelim. Bayçi iyi beslesinler dediler. Sen nasıl düşünüyorsun? Öyle bir şey olabilir mi? Mesela Milosevic, Bayçi iki boşnak. İleride ya, neler yapar? Şöyle İkisi bir de o mevkinin adamı. Fikir jimnastiği yapmamız gerekiyor. Yani benim görüşümle bir görüşüm var. Fakat Bülent Hoca'nın benim görüşüme riayet etmeyeceğini düşünüyorum. Şu şekilde izah edelim. Önce stoper tandeminden yola çıkalım. Aniçic, Uğur Demirok ikilisiyle oynadı Gençler Birliği maçında. Aniçic çok eleştirildi. Hamlelerinde olsun, pozisyon almada olsun ve birazcık da oyundan kaçma noktasında, risksiz oynama noktasında ve risk almaması noktasında Aniçic sezon içi hafta içerisinde çok eleştirildi. Belki burada Selim'e şans verebilir. Korona öncesinde Selim oynuyordu zaten.
Oradaki stoper tandemini. Aniç de Uğur çok ağır oyuncular değiller mi? Yani Aniç için ayağı güzel, iyi oyun kuruyor da ikisi ağır kalıyor. Ama Selim biraz daha dinamik ve atletik değil mi? Değil bir mi? De Aniç için müdahalelerini ben çok riskli buluyorum. Yani her an sanki böyle faul penaltı riski taşıyormuş gibi gördüm. Selim belki o noktada tercih edilebilir. Stoper tandemindeki temel soru işaretlerinden bir tanesi bu. Aniç mi olur, Selim mi olur sorusu. Sol bek, sağ bek zaten belli. Sitya ile Skubic çıkacak büyük ihtimalle. Öndeki iki tane oyuncu ön libero pozisyonda ve onun önünde oynayacak oyuncu da bana kalırsa soru işareti var. Rakip Sivas. Eğer Bülent Hoca kadro istikrarından yana tercihini kullanırsa Johnson'la Amir'i oynatır diye düşünüyorum. Ama rakip Sivas, ben biraz maçı kendi yeri alanımda kabul edeyim, alan daraltayım, basayım, hızlı çıkayım şeklinde bir mantıkla hareket edecek olursa Johnson Jevtović yapabileceğini düşünüyorum. Burada Johnson Jevtović ihtimali bana kalırsa birazcık daha güçlü. Çünkü Gençler Birliği maçında Jevtović oyuna girdikten sonra da iyi bir performans sergilemişti. Bundan sonra işte sağ kanat, sol kanat. İleride 4-2-3-1 mi oynamalıyız, 4-4-2 mi oynamalıyız? Benim fikrim şu. Evet. Bayiş'ten daha fazla verim elde edebilmek için Bayiş'in yanına bir Rangelov bulmamız lazım. Çünkü Bayiş'ten Konyaspor verim elde ederken Rangelov rakip savunmayı aşırı şekilde yıpratıyordu. Belki bitiriciliği yoktu, belki çok fazla gol bulamıyordu Rangelov. Ama rakip savunmayı o kadar çok zorluyordu ki ortaya çıkan boşluklardan Bayiş istifade ediyor. Kendisini boşa atıyor ve rahat pozisyona giriyordu. Şimdi Bayiş'in sonraki döneminde hem fizik olarak düşük hem psikolojik olarak iyi durumda değil. Hem de tek başına rakip savunmayla pivot santrafor olarak mücadele etmek zorunda kalıyor ki o fiziğe sahip değil. Yani 4-2-3-1 formatında oynadığı Turam için ağırlıklı peki, olarak. Yeni Rangelov olur mu? Benim şahsi fikrim Turam teknik kapasitesi düşük, vuruş kabiliyeti düşük ancak güçlü, çok koşan bir oyuncu. Adam eksik. Yani kontratak oynayacaksa Konyaspor Sivasspor karşısında, alan savunması yapacaksa ve yakaladığı toplarla, uzun toplarla, deparlı oyuncularla Sivas'ı eksik yakalamak istiyorsa orada Rangelov pozisyonunda, Rangelov görevinde Turam, onun yanında Bayiş şeklinde bir tercihte bulunulması gerekir diye düşünüyorum. Fakat Bülent Hoca'nın Turam'a mesafeli olduğunu düşünüyorum. Özellikle o Kayseri maçındaki kaçan golden sonra Turam'a şans vermeyeceğini düşünüyorum. Eğer Turam'ın fizik kondisyon olarak durumu iyi ise ben olsam ileride bir çift santrofor deneyebilirdim. Burada Mia'nın pozisyonu önemli. Yani Mia 99 dakikaya çıkarabilecek durumda mı? Hurtado zaten pert, biliyorsun. Bütün ümitleri yine yerle bir etti. Artık Hurtado'dan bize bir fayda olmayacağı, Konyaspor'a bir fayda gelmeyeceği ortaya çıktı. Onun yerine kim oynar? Çeşitli alternatifler düşünebiliriz. Dediğim gibi zayıf ihtimalde olsa benim şahsi kanaatim çift santrofor yaparsın, 10 numara bölgesini boşaltırsın. Ama Bülent Hoca büyük ihtimal böyle yapmayacak. 4-2-3-1 yapacak. Bayiç'i ileriye tek santrofor olarak atacak. Onun arkasını nasıl kullanır? Sağ taraf Ömer Ali'nindir diye düşünüyorum. Sol tarafta Şengelya mı, Milosevic mi? Eğer Şengelya olursa Milosevic'i Bayiç arkasında oynatır. Ama Milosevic olursa sol Şengelya tarafta Şengelya'yı kenara alır. Mia'yı santrofor arkasına oynatabilir. Eğer 90 dakikayı Mia çıkarabilecek pozisyondaysa. Eğer yoksa, yani Mia 90 dakikayı çıkaramayacak pozisyondaysa Şengelya sol kanatta, Milosevic şeyin arkasında, Bayiç'in arkasında olur. Ömer Ali var. Ömer Ali oynar, Mia da hamle oyuncusu olur. Bana göre solda Şengelya, sağda Ömer Ali, önlerinde Milo, ileri uçta da Bayiç olur. Ha yani biz orayı hoca halleder. İkili nasıl yapar? Jevtović Johnson yapar o zaman. Hocanın şöyle çıkacağını düşünüyorum. Çünkü iki tane 6 numara oynatmaz. Stoperde Aniç yerine Selim Ayla çıkacağını düşünüyorum. Okay. İki rakip Sivasspor olduğu için iki tane 6 ile çıkacağını düşünüyorum. Hani istikrardan yana tavır koyacak olursa Johnson Amir mi? Amir Johnson yapar ama şahsi kanaatim bu maç için Jevtović Johnson yapacak. Çünkü rakip çıkış güçlü. Bir de Jevtović çıkışta. Çıkışta hem geçen hafta iyiydi hem de rakip Sivasspor senden daha güçlü ve maçtan galibiyeti daha çok isteyen taraf. Tamam, Konyaspor'un da ihtiyacı var ama bir puan Konyaspor'un işine yarar. Ama Sivasspor'un işine bir puan yaramaz çünkü şampiyonluk yarışı içerisinde maçı kazanmak isteyecek. Ne yapacaksın biliyor musun o zaman abi? Bayiç'i kenara çekeceksin, 4-6-0 dayayacaksın. Ben 4-6-0'a taraftar değilim. En sevmediğim sistemdir. Şimdi Bülent Hoca Amir'den vazgeçemiyor. Johnson Amir'i 6 numara yapacaksın, 2 ön libero. Önlerine Jevtović'i koyacaksın. Şengelya, Milosevic ya da Şengelya, Ömer Ali. Önde de
Ömer Ali ile Milosevic'in durumuna göre yer belirleyeceksin. Yani ileri uçta şey oynayacak. Şengel ile Milosevic, Ömer Ali oynayacak. Geride Johnson, Amir Yevtoviç. Benim ilk 11 tercihim şu. Abi aslında 1 puan oyunu. Tamam, Amir'den nasıl vazgeçecek? Johnson, Yevtoviç, çift ön libero. İleride Turam, Bajić. Turam zaten çok koştuğu için, geriye de savunmaya geldiği için onu bir forvet oyuncusu olarak düşünmeyelim. Yani iki yönlü bir oyuncu olarak düşünelim. Sol kanatta Milosevic, sağ kanatta Ömer Ali diye başlar. Ben olsam böyle başlarım. Ama hoca büyük ihtimalle böyle başlamaz. Şengel ya Milosevic şey arkası yapar. Bajić'in arkası yapar. Mia'nın 90 dakikaya çıkaramayacağını düşünülecek olursa Johnson, Yevtoviç, ileride Milosevic, Bajić yapacak. Sol tarafa Şengel ya sağ tarafa Ömer Ali başlayacak. Ben Turan, Bajić başlardım. Ben olsam iki tane altıyla oynardım. Johnson, Yevtoviç ile bir kanatta Milosevic, bir kanatta Ömer Ali ile oynarım. Rakibi önce bir yorarım. Hani ön alan perisi ile beraber alan savunmasıyla Mia'yı, Amir'i ve Şengeli'yi hamle oyuncusu olarak kullanırım. Yani yorulmuş olan bir savunmaya karşı, savunmayı yorduktan sonra teknik kapasitesi daha yüksek oyunculara oyuna girerek işi bitiririm. Hani yani buradaki benim temel stratejim, kafamda ben hoca olsaydım, kafamdaki temel stratejim ilk önce rakibi yormak, kontratakla, hızlı adamlarla alana ani hücumlar yapmak, alanı iyi savunmak, daha sonra da teknik oyunculara oyuna sokarak oyunu bir süre tuttuktan sonra maçı kazanmak şeklinde bir teknik taktik düşünebilirdim. Ama Bülent Hoca'nın Turam'a şans vereceğini düşünmüyorum. Hani birazcık ona karşı ön yargılı olduğu kanaatindeyim. O zaman senin dediğin mantıklı gibi şu an abi. Amir'i biraz dinlendirir, hamle oyuncusu olarak değerlendirir. Ya da yine Yevtoviç'i şeyde başlatır, yedek kulübesinde başlatır. İkinci yarıda hamle oyuncusu olarak alabilir. Çünkü Hurtado sakatlandığı için Yevtoviç oyuna aldı. Evet, çünkü alternatif yok. Johnson Amir sen 2 numarada başlayabilir ya. Johnson Amir başlayabilir. Yevtoviç'i 60'tan sonra alabilir belki. Ya Hurtado'nun yerine Mia'yı almadı çünkü Mia muhtemelen 90 dakikayı çıkartamıyor. Yani 30 dakika oynayabilecek pozisyonda. Burada çok seçenek kalmıyor. Ya Turam'la çift santrofor yapacaksın ya da Şengeli'yi sola atıp Milosevic'i santrofor arkası oynayacaksın. Ama ben Milosevic'in o pozisyonda verimli olduğunu düşünmüyorum. Hani sezon başından beri gerek Aykut Hoca gerek Bülent Hoca Milosevic'i santrofor arkası denedi. Milosevic klasik deparlı sol kanat oyuncusudur. Onun haricinde görev verdiğin zaman olmuyor. Ya ben şu an stoperi çözdük abi. Selim Uğur olur büyük ihtimal. Büyük ihtimal. İleride Bajić olur. Şengel ile Milosevic, Ömer Ali orta sahada olur. Johnson, Yevtoviç olursa Amir olur. Johnson garanti ya Amir ya Yevtoviç oynayacak. Ama büyük ihtimal Amir'i çok sevdiği için Bülent Hoca. Johnson, Amir başlar. Yevtoviç'i hamle ama rakip Sivas olduğu için Johnson, Yevtoviç yapabilir. Hani yumuşak bir rakip olsaydı Johnson, Amir başlayabilirdi. Sivas yani kalkıp da Konyaspor Sivas'ın üzerine gidecek değil. Yani açık oynayacaktır diye düşünüyorum şeyi. Evet. Açık oynamayacağını düşünüyorum. Yani daha kontrollü garanti, oynayacağını düşünüyorum. Çünkü orada Konyaspor'a 1 puan yararken Sivasspor zirveden düşmemek adına ilk 3 iddiasını sürdürmek için mutlaka kazanmak isteyecektir. Skoru da yakalarsak zaten Amir'i de alır. İleriden yorulan oyuncuyu çıkartır, ona göre gömülür yani. Ha, yani 5'e kadar oyuncu değiştirme hakkım var ama Konyaspor'un kulübesinde 5 tane değiştirici oyuncu yok. Yok maalesef. Yani. Hurtado'dan konuşup bir vetere vardı. Arkadaşlar Hurtado veteresini verebilir miyiz? Konyaspor'a geçmiş 2 sezonda yeterince katkı sağlayamayan Paulo Hurtado 661 dakika sahada kalırken yeşil beyazlı takıma maliyeti 30 milyon lirayı buldu. Portekiz'in Guimarães takımından 300 bin euro bonservis bedeliyle transfer edilen Perlu oyuncu için 100 bin euro da menajerlik ücreti verildi. 500 bin euro peşinat, 1 milyon euro da garanti ücret alan deneyimli oyuncu Peru milli takımda yaşadığı ağır sakatlıktan sonra adeta kronik sakat haline geldi. Deneyimli oyuncunun kulübe toplam maliyeti ise bonservis, menajerlik ve yıllık ücretlerle beraber güncel kurla 30 milyon lirayı geçti. Bir sezon daha sözleşmesi olan Hurtado'yla sezon sonunda yolların ayrılması düşünülüyor. Evet, Hurtado bayağı bir masraf oldu ama oynayamadı. Detaylara bakıyoruz. Menajerlik ücreti 100 bin euroymuş abi. Bize gelişi 300 bin euroymuş. 100 bin euro menajerlik ücreti var. 500 bin euro imza parası, garanti para. 1 milyon euro da yine garanti. 500 bin euro garanti peşinat. Garanti maaş. İstersen incele burada. Nasıl değerlendireceksin abi? Bonservisi 300 bin verdin öyle mi? 100 bin menajerlik ücretine verdin. 500 bin peşinat 1,5. Valla yani Konyaspor marjında bir takımın, hani bütçesi belli olan bir takım zaten. Ya bu paraları verme lüksü yok Konyaspor'un. Yani hiçbir oyuncuya bu paraları verme
lüks yok. Bayiç'in de zaten bundan çok kalır yanı yok. Bayiç de evet. Buna yakın fiyatlara 1,5 milyon oynuyor. Euro civarıydı masrafı. Yani 400 bine oynattığın... Gelişi 1,5 milyon euroydu, daha sonra aldığı paralar falan da var. Yani 400 bine oynattığın oyuncuyu 1,5 milyon maliyetle geri almak bir transfer aktı falan değildir yani. Ha bir de Konyaspor'un daha öncesinde bir Marika mevzu vardı. Evet. Hatırlarsan o da 800-900 bin euro civarında maaş alıyordu. Konyaspor'dan sonra sakatlandı dikiş tutturmadı, futbolu bırakmıştı sanırım. Daha sonra ismini hiç duymadık ne Rumen milli takımında. Kişisel şeylerle meydana geldi. Yani geldi. Şu var yani Hurtado kötü oyuncu değildi. Kavgalık olmuş, komşusuyla bir şeyler yaşamış. Ha. Aşk meseleleri var. Ya Hurtado hain, kötü yavuş. Oyuncu değildi ama bu paranın adamı da değil. Ya Portekiz Ligi'nde net olarak bakacak olursak, brüt değil, net olarak bakacak olursak ya Benfica'nın bile 650 bin euro ortalama maaş ortalaması var ya 650 bin euro ve kulübün en iyi oyuncularına ödediği rakam. En iyi oyuncularına ödediği rakam Benfica gibi bir takımın 650 bin euro. Sen Hurtado'yu o ligde işte vasat ortalama bir takımdan alıyorsun ve bu kadar para veriyorsun. Bu paraya alınmaz. Yani Hurtado'nun ederi 500 bin eurodur bana kalırsa. Hani Türkiye standartlarında. Ki ben o parayı Portekiz Ligi'nde de kazandığını düşünmüyorum. Ona ihtimal vermiyorum. Portekiz'de kazandığının en az biz 4 mislini vermişizdir diye düşünüyorum. Abi biz niye enayiyiz ya? Ya Katar'a gitmeden önce Türkiye'ye uğruyorlar. Evet. Biraz bizi kullanıyorlar böyle 32-33 yaşında. Katar muamelesi bir de gidiyorlar, yapıyorlar. Aynen Katar'dan ya köprüden önceki son çıkış mı diyorlar ona. Bir uğruyorlar bizi biraz kullanıyorlar böyle. Ya ekranda söylemeyeceğim şeyler var ya bu düdük çalmakla alakalı bir ondan yapıyorlar. Ondan sonra Katar'a gidiyorlar. Katar'da da parayı vuruyorlar, futbol bırakıyorlar. Abi biz niye enayiyiz? Emeklilikten niye önceki son durak ya? Yani. Burası aynen emeklilikten öyle. Önceki son durak. Ya yöneticiler akıllı olacak böyle. Yani şimdi bu Portekiz Ligi'nin standardını biliyorsunuz. Yani veya birkaç tane menajere sorsanız oradaki maaş skalasını bilirsiniz. 3 aşağı 5 yukarı. Bosna Hersek'ten oyuncu getiriyorsun. Oradaki maaş skalasını bilirsin. Hadi Avrupa'dan talip olsa da oyuncuyu ikna etmek için iki misli verelim desin. Veya oyuncu Türkiye'ye gelmek istemiyor. Hadi iki misli de çok yüksek rakam da hadi iki misli verelim. Ya üç misli dört misli fiyat öneriyorsun, para ödüyorsun. Ya yok böyle bir şey. Türkiye'de evet. Bu paraların dağıtılmaması gerekiyor. Kulüplerin geldiği nokta ortada. Hepsinin batmasının temel sebebi buradan kaynaklanıyor. Yani artık menajerler getiriyor, şişiriyor oyuncuları bu rakamlara ve emin ol yani şu oyuncu yarı fiyatını alınırdı. Abi 100 milyon menajerlik ücreti deniliyor. 800 daha fazladır. Milyar para yapar abi. Daha fazladır. Şimdi 100 ya kulüpten 100 bin alıyordur. Futbolcudan kaç alıyor acaba? Yani ona bakmak lazım. Veya arada kaç tane menajer yani var? Düşünsene ya da şey diyordur futbolcusu. Sen 1 milyon at imzayı 250 bin eurosunu bana ver. İmza ya parası futbolcu diyorsun. Futbolcu diyordur. Sen bana 500 garanti para ver üstüne kaç para ekmek yersen ye. 500 hani bin euro, satarken, 500 bin euro peşinat diyorsun. Tamam mı? Bu 500 bin euro peşinat meselesi üzerinde durmak lazım. O büyük ihtimalle 500 bin euronun 500 bini de Hurtado'ya girmedi. Arada gayri resmi menajerler olabilir. Onların ceplerine dağıtılmış olabilir. Ben imza parası deyince zaten bir duruyorum. Hani o imza parası bir anormal bir iş yani. Böyle menajerlik ücretleri genelde işte vergiden kaçırmak için imza parasının içerisine yediriliyor ve saklanıyor. Orada sanki oyuncuya ödenmiş gibi gösteriliyor. Ve yazık yani şu paralara. İkincisi oyuncu da uyum sağlamadı. Kalktı bir de üstüne sakatlık geçirdi. Kendine gelemedi. Hani Hurtado bundan sonra bu sakatlık abi, zinciri içerisinde ucuz aldığımız adamlardan bayağı ekmek yiyoruz, iş yapıyor ama para bağladığımız adamlardan verim alamıyoruz. Bayiç aynı, Marika aynı. Ya ondan şimdi sonra Hurtado aynı. Ucuza aldığın adamı bir scouting yani araştırma, yetenek araştırma çalışmasıyla alıyorsun. Bir de alıyorsun. Aç oluyor adam, tamam mı? Ha, geliyor adam, burada böyle zincire bağlanmış aslan gibi abi. Burada adam diyor ki ben diyor. Sukubic 195 bin euroya gelmişti abi buraya. Ya belki aylık 5 bin euroya oynuyordu şeye. Hani eski kulübünde. Bana Ömer Korkmaz dedi ya bu adama ben acıdım dedi. 20 bin euro da fazladan para verdim ya dedi. Çok iyi oynayınca. Sonra sözleşmesini güncellediler. Evet. Dengeyi i̇lk tuttursun işte, diyerekten. Gelmişken az para oynarken 20 bin euro da hediye olarak para vermişler. Adam öyle bir sevindi ki diyor. Ha yani alacağın oyuncu önerdiğin rakam oyuncu için büyük paraysa. Şimdi aylık 5 bin euroya oynayan bir oyuncu bulmuşsan 200 bin euro büyük paradır, tamam mı? O oyuncu kapris yapmaz. Türkiye Ligi tamam iyi de para, ben burada kendimi gösteririm diyor. Ama Portekiz Ligi'nde oyuncu birazcık ön plana çıkmış. İşte UEFA Kupası'nda falan oynamış. 3-5 tane menajer oyuncuya yapışmış. Tamam bak sana burada kazandığın 3 mislini kazandırırız diyor. Geliyor ve oyuncu para için geliyor. Bak, aradaki fark burada. Yani Hurtado Konyaspor'un kara kaşı kara gözü için gelmedi. Evet. Orada kazandığının 3 mislini teklif ettiğin için geldi buraya.
Ve ben Türkiye Portekiz Ligi ona göre İspanya Ligi'ne daha yakın. Yani belki oradan La Liga'ya geçebilirsin. Türkiye Ligi daha uzak bir lig. Yani ben tekrar Avrupa'da daha üst bir ligde oynayacağım dersen, tercihin Portekiz Ligi mi Türkiye Ligi mi dersen, Portekiz Ligi'nde kalırsın. Çünkü oranın izlenme oranı ve kalifiye oranı daha yüksek. O zaman niye geliyor adam? Para için geliyor. Para için geldiği zaman da ortaya koyduğu performans bu işte. Marika performansı. Bir de hakir oluyor. Görüyorlar bizi abi ya. Yani üçüncü dünya ülkesi üçüncü, gibi ben görüyor. Ben iki diyecektim, sen acıdın. Ha, acımadın yani. Üç dedin abi ya. Üçüncü dünya ülkesi olarak görüyorlar yani. Yani Konyaspor'un artık yani işte Hilebi aldı zamanında, Marika aldı işte. Hurtado aldı. Bu tür bir transfer yapma lüksü yok artık yani. Hani eğer Konyaspor inşallah kümede kalacak, yani ümidimiz öyle. Kümede kaldıktan sonra yetenek vaat eden gençleri bulacak. Kasım abi, bitiriyoruz. Son 15-20 saniye Sivas Spor maçı hakkında da bir görüşünü alalım, kapatalım. Ya Sivas aslında bitiyor. Denizli maçında 1-0 zor kazandı. Hani biz program yapıyorduk, maçı izlemedik. Hani özetine falan baktık ama kazanması Sivas açısından önemli. Yine yukarıdaki hatta kaldı. Bu hatta kalması belki şöyle bir risk oluşturabilir. Sivas maçı kazanmak için uğraşacak, kazanmak için oynayacak. Yani buradan bir puan bana yeter demeyecek. En azından 3 yapmaya çalışacak ki 3. Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacak. Bu açıdan Konyaspor çok büyük bir risk almak zorunda değil. Sivas'ın üstüne gitmek zorunda değil. Yani ilk planda Sivasspor'u, seyirci desteği de olmayacak maç seyircisi olduğu için, Sivasspor'u durdurmak, tutmak noktasında. Ki daha önce koronadan önce Gaziantep deplasmanına bakacak olursak, Gaziantep kontrataklarla Sivasspor'a 5 tane gol atmayı başardı. Çünkü Sivas kazanmak zorundaydı. Açık oynadı, rakibin üstüne gitti ve kontralardan mağlup oldu. Sivasspor takım oyunu oynayan ve koşarak oynayan bir takım. Fizik oyunu ve kontratağı aslında iyi oynayan bir takım. Kendisine karşı kapanıp kontratak yapıldığında ise bana kalırsa zorlanan bir takım. O sebeple oyun taktiğinin kontratağa dayalı, alan savunmasına dayalı bir oyun olmasını gerektiğini düşünüyorum. Eğer Konyaspor yakaladığı pozisyonları gole çevirirse, Gençler evet. Birliği maçındaki gibi fütursuzca harcamazsa şansı olabilir. Puan ve puanlar için şansı olabilir. Değerli izleyenler, bizim yayınlarımız yine pazar günden itibaren bir hafta boyunca devam edecek. Rejideki arkadaşlarımız Emin Can, Mehmet Ali Üzümcü, Ramazan Şen, Mehmet Sağır, Mustafa Pirinç'e de çok teşekkür ediyorum. Siz görmüyorsunuz, habire gelip benim kameramı düzeltiyorlar. Rahat durmuyorum. Biraz böyle problemler yaşıyoruz. Onların da bayağı bir hakkı emeği geçiyor. Onlara çok teşekkür ediyorum. Bizden bu haftalık bu kadar. Pazar günü görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Adem Bulut İnşaat'ın sunduğu akşam sporu sona erdi.